İşletmeler 11 çevrimi. Kızılcam Amışık. Kolay 63 yıl önce Işıkdağ zirvesinde inşa edilen yangın gözetleme kulesinde 4 il ve 11 işletme müdürlüğü ile bağlantı kuruluyor. Saat başı yapılan telsiz bağlantılarıyla ormanlardaki durum hakkında bilgi paylaşımı yapabiliyor. Kuleye yerleştirilen termal ve normal kamera sistemiyle ise 7 gün 24 saat kayıt altına alan Kızılcamam ormanların görüntüleri yangın yönetim merkezine eş zamanlı aktarılıyor. Karapuz Işık. Beypazarı Işık. Beypazarı normal. Denek daha normal. Anlaşıldı arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Ellerinde dürbün, gözleri ormanlık alanda olan yeşil vatanın koruyucuları gece gündüz nöbet tutuyor. Kulede görev alan duman avcıları gözlerini kırpmadan olası yangınlara karşı teyakkuz halinde. Kulede toplamda 4 personel görev yapıyor. Ekipler bir hafta arayla vardiyalı olarak kuleye çıkıyor. Kule, ekiplerin hem işi hem de evi. Nöbet sırası gelenler kulede kalıyor. Yıllardır orman sahasının gözü kulağı olan kule personeli Mustafa Akça yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu kuleden Çerkeş tarafı, Çubuk tarafı, bu tarafta Gerede tarafı var, Çamlıdere'ye sınırız, Ankara tarafı, Kahraman Kazan tarafı, bu bölgelere komple hakimiz. Çevre bölgelerde işte tesisimiz var, her kulede de o tesislerimiz var. Onlarla bir yangın çıktığında veya havanın işte böyle yağmurlu olduğunda, yıldırım atma olasılığı olduğunda tesisle irtibatlara geçiyoruz. İhbar geldiğinde ihbarın durumuna göre önce bizim İ-15 diye bir aracımız var. Yangına ilk müdahale aracımız. Onu çıkarıyoruz. O araç çıktıktan sonra hemen arkasından 3 tane aracımız var. Yangının durumuna göre onları çıkarıyoruz. Bu vatandaşın elinde olan bir şey. Vatandaş pikniğe geldiğinde duyarlı olursa işte mantara geliyor, piknik yapmaya geliyor, kuş burnu toplamaya geliyor. O zaman ateş yakıyorlar ve bu ateşin sonucunda bu yangınlar çıkıyor. Zaten hep insan kaynaklı. Vatandaş geldiğinde, pikniğe geldiğinde ateşini söndürsün, getirdiği çöpünü toplasın, götürsün. Başka yani nasıl gördüyse o şekilde bırakması lazım. Mayıs ayında nöbete başlayan duman avcıların görevi Aralık ayının sonuna kadar devam edecek.